Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar sizlerle birlikteyiz. Bir zamanların popüler fotoğraf makinesi, hala öyle gerçi ama elimde bir Canon i1 program var arkadaşlar. Bu makineyi de 84-85 yıllarında almıştım. Bu makine arkadaşlar profesyonel bir makinedir. Pille çalışıyor arkadaşlar. Kendine özel bir pili var. Küçük. Şuraya takılıyor arkadaşlar. Pili takıldıktan sonra, evet arkadaşlar, geri sarma kolu, demin Pentax'ta bahsettiğim gibi, genelde mekanik profesyonel makinelerde arkadaşlar geri sarma kolları olsun, denklansiyonlar birbirine yakın yerlerde arkadaşlar. Enstantaneler yakın yerlerde. Diyafram özellikle lenslerin üzerindedir arkadaşlar. Netlik halkası lenslerin üzerindedir arkadaşlar. Evet, şimdi size Canon i1'i gösteriyorum. Evet, flash yatağı arkadaşlar. Kafa flash kullanıyorsanız mutlaka buraya takmanız gerekiyor. Kablo senkronize ise buraya taktıktan sonra şurada görmüş olduğunuz flash senkronize yuvasına takıyorsunuz kabloyu. Kablolu flashlar kullanıyorsanız şayet buraya mutlaka takmanız gerekiyor. Şu kısım film sarma kolu. Hemen burada bir halka göreceksiniz. Bu estantene halkası. Hemen önünde denklansiyörümüz var arkadaşlar. Denklansiyörün önünde de kilitleme halkaları, butonları var. Yani makinemizi kullanmayacaksak kapalı konuma alıyoruz. Çünkü pil ömrünü uzatmış oluyoruz makinemizi kullanmadığı zaman, kilitlediğimiz zaman. Onun dışında, evet, bunun da kapağı şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Geri sarma kolunu yukarı kaldırıyoruz. Bakın, açıldı. Aynen bahsettiğim gibi, Pentax'ta olduğu gibi filmi şu şekilde. Bu arada size bir tane film göstereyim arkadaşlar. Ben hala film satmaktayım arkadaşlar stüdyomda. Çünkü eskiye dönüş var. Öğrenciler, özellikle fotoğrafçılık bölümü okuyan öğrenciler benden film temin edebiliyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala elimde filmler mevcut. Şu anda bir tane Kodak bir film var elimde. 400 asalık. Şimdi bakın arkadaşlar, buradan açıyorum makinemi, filmimi. Evet, plastik bir muhafazası var içinde. Buradan çıkardıktan sonra muhafazasında. Evet, şu anda gördüğünüz gibi üzerinde de yazıyor. 400 asalık bir film var. Asa ve dini hakkında bilgi de aktaracağım. Filmler hakkında da bilgi vereceğim size arkadaşlar ilerleyen derslerimizde. Arkadaşlar, filmi nereye takıyoruz? Filmi makinelerin sarma, şuraya, birinci yatağına takıyoruz. Oturduğunu tamamen emin olduktan sonra şu geri sarma kolunu bastırıyoruz. Şuradaki çelteye tutturduktan sonra, iyice tuttuğunu tutturduktan sonra kapağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Kapatıyoruz ve şu anda makinemiz çekimi hazır arkadaşlar. Çekimi, filmimizi taktıktan sonra çekimimizi yapabiliriz. Tabi burada dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi daha var arkadaşlar. Filmi taktıktan sonra şu geri sarma kolu, kolu çevirdiğimizde bu mutlaka dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu dönmezse filmi yanlış takmışsınız demektir. Buradan çeviriyoruz. Deklansiyon bir tane atlatıyoruz. İkinciyi de atlatıyoruz. İkinci pozu da atlatıyoruz. Burasının döndüğüne kesin emin olduktan sonra üçüncü poz çekimi hazırdır arkadaşlar. Evet. Diğer bir makinamızdan bahsedeceğim arkadaşlar size. Minolta. Evet. Bu makinamız tamamen pille çalışıyor. Motorlu bir makine. Temin Canon'da size unuttum söylemeyi. Canon'da yarı mekanik bir makine. Diyafram estantine müdahale ediyoruz. Ve motorlu bir makine arkadaşlar. O da pilli olduğu için motorla çalışıyor. Minolta'da tamamen arkadaşlar elektronik bir fotoğraf makinesi. Aynı zamanda diyaframı, estanteni, program modları var. Otomatik de çekebiliyorsunuz. Netliği kendisi otomatik de yapıyor. Manuel de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir makine bu da arkadaşlar. Ben uzun süre bu makineyi de kullandım. Üzerinde gene bir teleobjektif var, zoom objektif var arkadaşlar. Evet, gelin eskiye gidelim. Evet, şu anda elimde çok eski bir makine var. Dakora marka. Almanların
çok güzel makinalarından bir tanesi. Eski makine. Bakın burada lens çıkmıyor. Bunlar eski makine. Üzerinde lensler arkadaşlar. Basit makine diye geçiyor bunlar. Kutu makine. Diyafram estantene hep önünde. Arkadaşlar bu makinenin. Netliği de önünde. Diğer bir makinem. Gene Kodak'ın. Çok güzel eski bir makinesi var elimde. Bu makinenin de dediğim gibi arkadaşlar lensi çıkmıyor. Sabit lensli. Diyafram estantene ve netlik halkası önünde arkadaşlar. Bunlar da film takmak çok kolay. Arkadaşlar. Ve bu makineler de mekanik makineler arkadaşlar. Pilli değil. Bilginiz olsun. Evet. Yine bir tane makinemiz var. Nikon serisi bir F601 serisi bir makine. Bu makine de motorlu, otomatik bir makine arkadaşlar. Netliği kendimiz yapıyoruz. Diyaframı, estanteniyi kendimiz de ayarlayabiliyoruz. Program modu var üzerinde. White balance'ı seçebiliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar filmi kendi sarıyor. Motorlu olduğu için. Pilli makine, kendine özel bir pili var arkadaşlar. Evet, bugün sizlere elimdeki makinalardan birkaç örnek gösterdim arkadaşlar. Bizden ayrılmayın arkadaşlar. Bizlere kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Like'larınız ve beğenileriniz bize güç katacak arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için.